Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sizin səhət proqramında hər birinizi xoş gördük. Aparıcınız mən, Səidə Bəkir qızı. Yarım saat ərzində sizinlə bərabər olacağıq. Bugün iki müxtəlif sahənin xəstəliklərindən sizə bəhs eləyəcəyik. Odur ki, mütləq diqqətli olun, çünki studiyamızın qonaqları çox peşəkar həkimlərdir. Qonaqlarımız kimdir? VMR Medical Center-a Türkiyədən xüsusilə dəvət olunmuş Ömür Gəncəl, həkim radioloq və Onur Gürbüz, estetik, plastik və rekonstruktiv cərrah. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Xoş bulduk, sağ olun. Onur bəylə ikinci görüşümüzdür, amma Ömür bəy ilk dəfə də efrimizdə. Ona görə də istəyirəm ki, Ömür bəy, sizdən başlayaq. Hörmətli xanımlar və bəylər, bir daha nəzərinizə çatdıram ki, bugün iki müxtəlif sahədən danışacaq. Yetər ki, diqqətli olasınız. Ömür bəy, qeyd elədiyim kimi, həkim radioloqdur. Bugün həm biz varikoz damarların genişlənməsindən danışacaq, həm də zob xəstəliyindən əziyyət çəkən tamaşaçılarımız üçün əməliyyatsız çözüm yollarını təqdim eləyəcək. Həkim, birinci nədən başlayaq? Varikoz damarlardan başlayabiliriz. Aha, başlayaq o zaman. Şimdi öncelikle radyolojinin bir üst dalı gibi olan invaziv radyoloji ile uğraşıyorum. İnvaziv radyoloji ameliyatsız tedavi yöntemleri üreten bir dal aslında. Ve giderek de dünyada bir trendle hızlıca büyüyen bir dal. Bunun içerisinde tabii varis de girdi. Yaklaşık bir 10-15 senedir invaziv radyolojide ameliyatsız, yani gayri cerrahi metotla varikoz damar tedavileri yapılmakta. Dolayısıyla bunun etkinliği de artık kanıtlanmış durumda. Eski ameliyatlı yöntemlere göre çok daha efektif bir biçimde, çok daha kaliteli ve iyi bir biçimde hastayı işinden gücünden etmeden artık ameliyatsız tedavi yöntemleriyle varikoz damarları tedavi edebiliyoruz. Bu bütün varikoz damarlar için geçerli. Yani en ince kılcal damardan en kalın işte üzüm salkımı gibi olmuş damarlara kadar hepsini ameliyatsız yöntemle tedavi edebilmekteyiz. Çox gözəl. Mən bilirəm ki, bizim görüntülərimiz də var. O zaman siz necə hazırlayırsınız əməliyyat sırasına pasiyenti, necə dəqiqləşdirirsiniz ki, artıq damar genişlənmələri hansı sahədə var? Bunlar haqqında da danışaq. Şimdi bizim için önemli olan ameliyatın, yani prosedürün, bu ameliyatsız lazerli prosedürün hazırlığı çok önemli. Çünkü kapatacağınız damarı, yani vücuda zararlı olan ya da o varikoz damarlara sebep olan damarı iyi tespit etmiş olmanız gerekiyor. Bunun için de bizim elimizdeki cihazımız Doppler. Biz Doppler cihazıyla bütün bacak damarlarını kasıktan ayak bileğine kadar boydan boya inceliyoruz. Ve bu varislere sebep olan esas kaynak damarları tespit ediyoruz. Amacımız bu kaynakları, yani olayı musluğundan kapatmak ki daha sonra tekrarlamasın, kalıcı bir tedavi yapabilelim. Bunun için de işte Doppler tetkikimiz var. Buradaki görüntümüzde verirse arkadaşlar, bakın bir işlem hazırlığı bu. Görüyorsunuz, bacağı kasıktan başladık, aşağıya doğru tarıyoruz. Bir tane damarımız var orada, görüldüğü üzere, bakın yaklaştırdı şimdi arkadaşlar. Bu damar, bakın, kırmızı oluyor. Bu kırmızı olması, yani ben aşağıdan damarı yukarıya doğru pompalamak görevi yapıyorum. Bıraktığım zaman o gevşemeyle birlikte kanın aşağıya doğru geri kaçtığını saptıyoruz. Görürsün, bunun anlamı şudur. Damarın içerisinde kapaklar var. Sürekli kanın yukarıya, akciğere doğru gitmesini sağlayan. Bu kapaklar bozulursa varis damarının sebebi budur. İşte bu kapakların bozulmasıdır. Ne zaman ki bunlarda bozulma oldu, o kapaklarda geri kaçış başlıyor ve damar içerisindeki o basınç artışıyla birlikte damarda genişleme ve varikoz damar sebep oluyor. Bu Doppler cihazıyla işte biz kaynak damarı tespit ettikten sonra varislerin, bakın, diz altına geçtik. Diz altında da varislerin dağılımına bakıyoruz. Buna göre bir haritalandırma oluşturuyoruz. Bundan sonraki aşamada tedaviyi nasıl yapacağımıza karar veriyoruz. Bir sonraki aşama. Ve tedavimiz gördüğünüz gibi lokal anestezi altında yapılıyor. Yani lazer yapacağımız damarı işaretlemişiz. Damarın giriş yeri belli. Sadece bir iğne deliğinden bütün işlemleri halledebiliyoruz. Yaptığımız işlem orada lokal anesteziyle oraya bir damar giriş yeri açmak ve bunun üzerinden lazer telini o damağın damarı boylu boyunca harap edecek, yakacak şekilde lazer telini yerleştirmek ve tamamen dediğim gibi lokal anestezi altında yapılıyor. Böyle olması tabii için hastalar için avantaj. Neden? Modern varis tedavisiyle artık biz bir
içten güçten kalma durumundan kaybolduk. Yani rapor alma durumu, hastanede kalma durumu olmuyor. Hasta aynı gün işine dönüp çalışmaya devam edebiliyor. Yaklaşık 1-1,5 saat süren bir işlem bu. 1,5 saat sonrasında hasta günlük işlerine çok rahatlıkla dönebiliyor. Bıçak kesi yara yok. Eskiden olduğu gibi çok büyük kesiler yapılır, damarlar dışarı çıkarılırdı. Şimdi öyle bir şeye gerek kalmıyor. Bunların hepsini biz dediğim gibi iğne deliğinden halledebiliyoruz. Hastanede kalmak gerekmiyor. Bir de etkinliği kanıtlanmış, hızlı ve güvenli bir tedavi artık. Ve herkes de rahatlıkla ulaşabilir. Sonuçlar da gayet başarılı oluyor. Bununla ilgili hani belki yine göstermek gerekir. Sonuçlar nasıl? Bunlar tedavi ettiğimiz birkaç hasta örneği. Gördüğünüz gibi çok kalın damarları var. Sol taraftakiler, sol yandakiler tedavi öncesi, sağ taraftakiler tedavi sonrası. Yaklaşık 15-20 gün ya da bir ay sonrasında çekilmiş fotoğraflardır bunların hepsi. Bakın çok kalın damarlar varmış. Biz lazerle tedavi etmişiz. Ufak bir damar çıkarma işlemi de yapmışız. O kalın olan bölgeyi ve bir ay sonrasında neredeyse hiç varis yokmuş gibi olacak, normal halde dönmüş. Hatta belki dikkatinizi çekerse aşağı taraf tam çıkmıyor solda ama bacakta incelme de olabiliyor. Ödemde bir gerileme oluyor. Bu mesela yaşlı bir hastamızdı. 80-82 yaşında bir erkek hastaydı. Erkek hastalar için hani görsellik de çok önemli değildir aslında. Ama bu hastanın esas şikayeti kramp, yani sizde kıç girme deniyor sanırım. Bacaklarında gece uykudan uyandıran kıç girmelerin olmasıydı. Bu hastaya biz skleroterapi dediğimiz damar içerisinde köpük enjeksiyonu yaparak, köpük tedavisi yaparak müdahale ettik ve yaklaşık 20 gün sonraki tedavi sonrası görüntüsü, hani görüntü olarak gitmesinin dışında hastanın ilk hafta içerisinde o kıç girmeleri tamamen ortadan kalktı. Dolayısıyla hani bunun yaşı da yok. Yani bunu öyle söylüyoruz. 18 yaşından sonra isterse 90 yaşında olsun, hastanın sağlığı sıhhati yerindeyse genel anestezi de almayacağı için hani çok daha ve lokal anestezi altında bu işlemleri yapabiliyoruz. Bu yine başka kalın damarları olan bir hastaydı. Bu hastanın da bacakta şişme ve ağrıları vardı. Biz tedavi ettikten sonra ayakkabı numarası mesela 2 numara küçüldü bu hastanın. Bunun da böyle bir özelliği var. Ayaktaki şişmenin temel nedeni varikoz damarlarmış. Dolayısıyla biz varikoz damarları müdahale edip ortadan kaldırdıktan sonra tamamen artık bu problem de böyle aradan kalkır. Şimdi bir diğer önemli hasta grubu bu varis yaralarının oluşması. Aslında baktığınızda çok önemli varisi yoktur görünüyor. Ama sol taraftaki gördüğünüz yaranın kaynağı varislerdi. Varikoz damarlardı. Bu hasta bir sene boyunca her türlü doktora gidip bir sürü krem, mazı, işte derman kullanmış durumdaydı ama buna rağmen şikayetleri geçmemişti. Efekti olmamıştı. Biz varis tedavisini yaptık. Ekstra hiçbir şey kullanmadı. Ne mazı ne krem, hiçbir şey kullanmadı. Bir ay sonrasındaki görüntüsü gördüğünüz gibi tamamen kapandı. O leke de birkaç ay içerisinde yavaş yavaş gerileyip kayboluyor. Demeli sonra çok ciddi fesadlara getirip çıkardır eğer bu vaxtında qarşısı alınmırsa, əməliyyat olunmursa. Neçə gün buradasınız həkim? 6-cı günün akşama kadar buradayız. Hörmətli tamaşaçılar, ona görə də, yəni belə deyək də, artıq bir gün vaxtımız qalıb. Ona görə də mütləq siz VMR Medical Center-a baş çəkin. Çünki orada çox peşəkar Türkiyədən dəvət olunmuş həkimlər var. Onur gün, biz bilirsiniz ki, bizim öhdən verilişimizdə də olmuşdu. Çox gözəl plastik, rekonstruktiv, estetik cərrah da. Eyni zamanda bizim Ömür Gəncəl də həm zob xəstəliklərinin əməliyyatsız, belə deyək ki, müalicəsini həyata keçirir və eyni zamanda varikoz damarların genişlənməsindən əziyyət çəkən saysız hesabsız bizim xanımlarımız var. Bu problemdən əziyyət çəkirlər. Ona görə də mütləq yolunuzu VMR Medical Center-a salın. Onur bəy, istəyirəm ki, sizlə davam eləyək. Ötən verilişimizdə də danışdıq bir çox, belə deyək ki, sifət gərmələri haqqında və yaxud artıq piylərin aradan qaldırılması haqqında. İndi istəyirəm bir qədər yeri burun əməliyyatlarına ayıraq görək. Yeni hansı metodlar var bizim tamaşaçılarımız üçün burun əməliyyatlarında? Nələri təklif edirsiniz ki, qorxmasınlar, çəkinməsinlər və geçsinlər? Evet. Burun ameliyatlarında hastaların bizden aslında en çok istediği şey günlük hayatlarına hızlı bir şekilde geri dönmek ve acısız, ağrısız ve konforlu tedavi. Konfor çok önemli biliyorsunuz. Her ameliyatta olduğu gibi. Bunun birkaç yolu var. Bir, cerrahi olarak bir kere çok hassas davranmak gerekiyor. Dokulara saygılı bir şekilde incitmeden, nazikçe ameliyat yaparsak hasta çok az şişiyor ve çok az morluklar oluyor. Bu tamamen cerraha bağlı olmasıyla birlikte kullandığı cerrahi enstrümanlara da bağlı, aletlerimize de bağlı. O yüzden benim hep söylediğim gibi bir ameliyatın çok iyi olması için
cerrahın kaçınılmaz iyi olması, hastanenin imkanlarının iyi olması ve kullanılan teçhizatın, aletlerin çok iyi olması gerekiyor. Bunun üçü birlikte olursa bu ameliyat başarılı ve güzel oluyor. Öyle. Onun dışında bu tabii ki hastanın iyileşme süreci çok hızlı bir şekilde olacağı için de en fazla 5 ile 7 gün içerisinde günlük hayatlarına çok rahat bir şekilde dönebiliyorlar. Hatta bazı hastalarımız eğer bir kamu kurumunda çalışmıyorsa, kendi işleri ise ameliyattan 3 gün sonrasında çok rahat bir şekilde, hani burunlarında sadece yukarıda bir cips olacak şekilde çalışma imkanı varsa 3 gün sonra işe dönebiliyorlar. Çok güzel ve bizim görüntülerimiz var takdim ediyor tamaşaçılarımız için. Tabii. Danışa danışa. Burada hastalarımızın bir tanesi mesela ameliyattan yaklaşık bir ay sonraki hali, bakın sağ taraftaki alttan bakıldığında burun ucundaki değişikliğe dikkat etmenizi istiyorum. Burun ucu üçgen hale getirilmiş. Yan döndüğünde hastanın kemerli bir burnu varmış aslında. Bayağı bir sümük var burada bakın. Aha. O düzeltilmiş gayet doğal bir şekilde. Ama bu bizim istediğimiz bir sonuç değil. Hala burun ucu özellikle bakın buraya baktığınızda yuvarlak ve şiş görünüyor. Aynı hastamızın bir yıl sonraki hali ve o şişliklerin daha çok indiğini görüyoruz bakın. Yine başka bir hastamız, burunda eğrilik var bakın, sağa doğru bir yatıklık. Ameliyattan erken ve geç dönem sonuçları. Burada burun tam orta hatta alınmış ama bakın yine aynı şekilde burun ucu şiş. Aynı hastanın 6 ay sonrası bakın o şişlikler inmiş. Yine burnu yüzüne uyumlu bir şekilde yapılmış. Yani mütlak 6 ay vakti gözlemek lazımdı ki tam artık kesin burun otursun. Kesin sonucu görmek için ama ameliyattan çıktıktan sonra yani bir hafta sonra bizim alçıyı çıkarttığımızda bile burundaki sümüğün giderilmesi, şeper eğriliğinin düzeltilmesi, dıştaki eğriliğin düzeltilmesi görülüyor. Tabii. Ama asıl güzel sonucun oluşması için 3 ile 6 ay hatta 1 yıla kadar bir gözlemek süre lazım olur. Burada farklı hastalar var bakın. Bazı hastalarımızda biz burun ameliyatına ek olarak eğer çenede bir ileri geri alma durumu varsa ya da bu hastadaki gibi bakın ameliyat önceki hali bana ilk geldiğinde çekilen fotoğraf ameliyattan 4 ay sonraki hali bakın bambaşka bir insan tam olmuş. Değişmiş bir insan böyle. Bakın nasıl yapmışız ameliyat esnasındaki değişim bu. Hani cipsi aslında hemen çıkarttığımızdaki görüntü bu olacak ama bu bizim yine istediğimiz bir görüntü değil çünkü şişlikler var bakın. Ameliyattan dediğim gibi 4 ay sonraki hali ancak bu hastaya sadece burun ameliyatı yapmadım. Beraberinde yüzüne pi vurdum. Yani vücudundan alıp yağ enjeksiyonu yaptık. Böylece bakın yüzdeki o değişim, dudaklarda biraz kalınlaştırma yaptık aynı şekilde. Aynen böyle bir görüntü. Yine trafik kazaları ve bazı kazalara bağlı alınan darbelerde bakın bu kadar eğri burunlar. Bunlar çeper eğriliği de yarattığı için nefes almada çetinleşme olmakta. Ve nefes almadaki çetinleşme kalp rahatsızlıklarıyla sonuçlanmakta, yürek büyümesi yapmakta. Ve bunları da bizim tabii ki düzelttiğimizde ileri yaşlarda hastalar çok büyük rahat etmekte. Baş ağrıları, sinüzit bunlardan kurtulmaktalar. Göstereceklerim bunlar. Mən bir daha tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim Onur bəy və Ömür bəy VMR Medical Klinikaya təşrif buyurublar dəyərli tamaşaçılarımız və sizin üçün fəaliyyət göstərirlər burada. Odur ki, mütləq çox qısa zaman qalıb geriyə qayıtmaqlardan, mütləq bu fürsətdən siz də yararlanın və təbii ki, zob xəstəliyindən əziyyət çəkən tamaşaçılarımız varsa, çox diqqətli olun. Çünki yəni adətən biz eşidirik ki, zob xəstəliyini əməliyyatla aradan qaldırırlar, götürürlər və siz çox maraqlı bir yanaşım etdiniz ki, əməliyyatsız da bunu çözmək mümkündür. Evet. Necə çözürük, necə həll edirik? Tabii bu hər hastada uygulanabilir bir şey değil. Hastanın uygunluğunu tespit etmək gerekiyor. Öncelikle hani bilindiği üzere bu tiroid bezi vücudun metabolizmasını düzenleyen esas ana organ. Dolayısıyla vücudumuz için önemli bir organ. Yani ortadan kaldırılması ya da ameliyatla alınması aslında çok istenen bir şey değil. Metabolizmayı düzenlediği için. Ama bunun içerisinde oluşan düğümlerde bu rahatsızlık ilerledikçe zararlı hale gelebiliyor. O yüzden biz bu düğümler çok büyümeden ya da hastaya zarar ziyan vermeden bunları küçültme yoluna gidiyoruz veya yerinde öldürüyoruz bu nodülleri. Dolayısıyla bezin tamamını almaya gerek kalmadan ameliyatsız yöntemle direkt bir iğne deliğinden girerek yine bu nodülleri kurutuyoruz yerinde. Yaptığımız işlem aslında bu nodüllerin yerinde küçülmesini sağlamak. Bunun için tabii hani hasta grubunu seçerken belli kriterlerimiz var.
Birincisi hastanın şikayetlerini dikkate almak gerekiyor. Bize en fazla problem daha çok kadın hastalarda kozmetik problemler. Yani boyunda yumru oluşması, şişlik oluşması gibi nedenler. Ama bunun dışında yine yutma güçlüğü çeken, nefes problemi çeken, uykuda daralma hisseden bu hastalar olabiliyor. Bu tür hastalarda da artık tedavi vakti gelmiş demektir. Hangi nodüllerde biz işlem yapabiliyoruz? Cerrahi korkusu olan hastalar bir öncelikle. Ama bizim öncelikle tespit etmemiz gereken aslında bu nodüllerin iyi huylu olduğunu tespit etmek. Yani malin, yani kötü huylu nodüllerse bunlar mutlaka ameliyatla tedavi edilmiyor. Hoş hastalığı yoksa bedka hastalığı tabii ki. Hoş hastalıklarda biz devreye girebiliyoruz ve bu nodülleri ameliyatsız yöntemle kaldırabiliyoruz. Hastaları neden bunu tercih ediyorlar? İşte gördüğünüz gibi böyle bir kesi yarasına ameliyat prosedürüne gerek kalmadan bir iğne deliğinden yapıyoruz. Dolayısıyla cerrahi korkusu olan hastalar rahatlıkla bu tedaviden faydalanabilirler. Bazen cerrahi olmuş ama nüksetmiş, tekrarlamış guatr zob hastalıkları olabiliyor. Öyle bir durumda tabii ikinci cerrahi daha zordur. Hastalar ya da doktorlar bu bizden talepte bulunabiliyorlar, bunu yok edelim diye. Bazen de cerrahi kontraindikasyon dediğimiz hastalar ameliyata giremeyecek, anesteziyi kaldıramayacak düzeyde olabilir. O tür hastalarda da biz yine ameliyatsız yöntemle bu nodülleri ortadan kaldırabiliyoruz. Bakın bu ameliyat sonrası görüntüler, yani hani böyle izler de kalabiliyor en sonunda. Dolayısıyla hani böyle iz kalması bazen çok abartılı yara iyileşmeleri de olabiliyor. Keloid dediğimiz gibi. Bunların önüne geçmiş oluyoruz. Aslında bizim için en önemli işlem bu nodüllerin iyi huylu olduğunu tespit etmek. Bunun için de öncelikle ince iğne aspirasyon biyopsi dediğimiz bir iğneyle bu nodülünden hücre çekiyoruz. Ve bu aldığımız hücreler patolojide inceleniyor. Bu nodülün iyi huylu olduğu, hoş nodüller olduğunu tespit ediliyor. Ondan sonra hastayı işleme alıyoruz. Bu işlemde kullanılan malzemeler aslında bu, bakın yapılan işlem çok kalın değil aslında bu iğne. Sadece bu iğne deliğinden girip bütün işlemler bu iğne üzerinden hallediliyor. Bakın hasta hazırlanmış, işte lokal anestezi yapılmış, yine bu lokal anestezi altında yapılıyor. Hasta 15-20 dakika sonra işine gidebiliyor, normal çalışmasına devam edebiliyor. Nodüller hazırlandıktan sonra da gördüğünüz gibi bu ultrason görüntüleri, ultrason eşliğinde yapıyoruz bunu yine. Bu iğne içeriye girmiş nodülün içerisine ve radyo frekans uygulayarak bu nodüllerin içerisindeki hücreleri öldürüyoruz, yok ediyoruz. Dolayısıyla hani bir müddet sonra, bakın bu tedaviden sonra hastanın içerisinde, nodül içerisinde kanlanma hiç kalmıyor. Bu nodülün öldüğü anlamına geliyor. Ve genelde de biz kontrol ettiğimizde, hastalara baktığımızda 6 ay zarfında %70 ile 80 arasında bir nodülde hacimsel küçülme olduğunu görüyoruz. Bu da çok etkili bir sonuç. Özellikle kozmetik problem yaşayan hastalar bunu çok hızlı bir şekilde geçtiğini algılayabiliyorlar. Aha, çok güzel. Değerli tamaşaçılar, bir daha nazarınıza çatdırıram ki, Türkiye'nin dəvət olunmuş həkimlərimiz VMR klinikasında hal-hazırda çalışırlar. Yəni bir neçə gün burada olacaqlar. Ona görə də sizin əgər həkimlərimizin danışdığı ilə bağlı müəyyən bir problemləriniz varsa, o zaman mütləq sizə təqdim olunan əlaqə nömrələri ilə əlaqə saxlayın, qəbula yazılın və gedin özünüzü əsil peşəkarlara həvalə eləyin. Onur bəy, yenə də sizinlə davam eləmək istəyirəm. Adətən danışanda mən bilirəm ki, siz burun əməliyyatı eləyəndə xanımda da göstərdiyiniz kimi ehtiyac varsa, ora əlavə üzü gözəlləşdirən pi toxmalar da yerləşdirirsiniz ki, üz daha yumru olsun, daha gözəl olsun. Bəs çənə əməliyyatı ilə burun əməliyyatını bir arada eləmək mümkünmü? Təbii ki. Şimdi orada aslında o sadece bir örnekti. Yüze yağ vurmak, ama biz beraberinde çene problemleri, yani çenesi geride olan hastalar var. Onun dışında burun, biliyorsunuz dudak alt tarafta olan bir organ olduğu için dudak bölgesindeki ince, yani hacimsiz olan dudakları da biraz kalınlaştırdığımızda yaptığınız burun ameliyatı çok daha şık, çok daha güzel görünüyor. Mutlaka beraberinde eğer hastanın ihtiyacı varsa üst ve alt göz kapak ameliyatlarını yapıyoruz. Böylece aslında yaptığımız burun ameliyatından sonra hastanın göz kapaklarındaki o deri fazlalıkları, yaşlanma belirtileri ve yüzündeki o ince, her tarafa yapacağımız mikro yağ enjeksiyonlarıyla derideki parlaklık bile değişiyor. Ve böylece sonuç hani muhteşem oluyor. Ya sadece bir burun ameliyatı yapıp çıkartmakla hastanın ifadesi değişiyor. Bir 10 yaş geriye
gençler cavanlaşıyor ve etrafındaki insanlardan da çok olumlu tepkiler alıyorlar. Bu da hastanın özgüven artışını, kafasındaki o psikolojik problemleri ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla ameliyat edip de ondan sonra evlenen birçok hastam oldu. Bu da güzel bir şey tabii ki. Həm də siz daha çox nəyə diqqət yetirirsiniz ki, təbiiliyi də qoruyub saxlayırsınız. Yəni, burnu belə deyək ki, sıfırdan dəyişmirsiniz. Təbii ki. İnsanın üz quruluşuna uyğun, yəni əslində peşəkarların elədiyi bunlardır, bəli. Yəni, insan çox dəyişmiş də olmasın. Burnu ameliyyatında bizə burada yapılacaq ən büyük hata şudur. Ben bunu hastalarımıza özellikle söylüyorum. Bize bir artistin veya bir mankenin burnunu alıp da bundan istəyirəm, ben bunu istiyorum demesinler. Çünkü o burnu biz o mankenden kesip kendilerine taksak inanın yaraşmayacak. Evet, ama böyle. Bunu insanların anlaması lazım. Bunu bizimle konuşarak, muayene ederek, bir resim çalışması yaparak. Ben bir hastamı gördüğümde ilk yaptığım şey muayenedir. Sonra isteklerini sorarım. Ne istiyorsunuz bu bizden estetik olarak? Nasıl bir burnunuz olsun istiyorsunuz? Onu dinledikten sonra eğer bunlar mümkünse, mantıklı isteklerse elime fotoğraf makinemi alırım, hastanın fotoğraflarını çekerim ve bilgisayar programlarıyla kendi ameliyatımın sonucu neye benzeyecekse onun istediği değil. Ben önce neler yapabileceğimi gösteririm ama bu istediğim onun isteğiyle uyuşuyorsa o zaman o ameliyatı yapmaya karar veririm. Ancak bazen nadiren her 100 hastadan 1-2 tanesinde ameliyat sonucumu göstermeme rağmen hastanın talebi ondan çok farklı olduğu durumlarda bilgisayarımı kapatırım. Derim ki bu ameliyat lütfen olmayın. Bana da olmayın. Gidip kimseye de olmayın. Çünkü mutlu olmayacaksınız. İsteğiniz çok mantıklı değil. O yüzden öncelikle hastamızın talebini bu her branşta, ömrün branşında da, benim branşımda da, umumi cerrahide de olabilecek şeyler vardır, olamayacak şeyler vardır. O yüzden öncelikle bunu bir net ortaya koymak her branş için önemlidir. Onur Bey, son sözlerinize alak sizin de. Burada artık verilişimizin sonunda. Evet, burada hani Azerbaycan'a belli dönemlerde Onur'la birlikte gelip gidiyoruz ve VMR Medical Center'da olacağız. Bu süreçte tabii hastaların takipleri de önemli. Yani bir düzenlilik ve süreklilik olması önem arz ediyor burada. Tabii. Dolayısıyla biz hani yaklaşık sanırım 1-1,5 senedir birlikte ayın belli periyotlarında burada oluyoruz. Eğer bu tür tedavilerden yararlanma şansı olursa hastaları VMR Medical Center'da rahatlıkla davet edersiniz. Teşekkür ederim her ikinize davetinizi kabul edip geldiğinize göre. Ve tabii ki Game'e göre de teşekkür ederim. Lady Charm mağazalar şebekesine. Değerli hanımlar, mütlak yolunuzu Gençlik Molu'nun ikinci mertebesine sağlarsanız orada Lady Charm'ın çok güzel ve farklı bir mağazası var. Bütün hanımların xidmətindədir. Yaşınızdan, boyunuzdan, çekinizden asılı olmayarak rahatlıkla Lady Charm'ı seçebilirsiniz. Görüşmek ümidiyle söylüyorum. Allah'a emanet olun.